kirlenmiş bu siyasetin için toparlanabilme şansımız yok. Kurumlar kirlenmiş, devlet mafya ilişkileri derken merkez sağ veya merkez sol bu Türkiye'yi toparlayabilecek yeni bir siyasi lider görebiliyor musunuz? Ve mevcut siyasetin işte bunu göremiyoruz. Şimdi izleyicilerimiz de bunu merak edecek. Evet, çok güzel açıkladınız, çok güzel yorumladınız ama bu kadar kirlenmiş işte bu şeffaflık yeniden nasıl oluşturulacak? Kürsü TV'den herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz 21. dönem Diyarbakır Milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş bizlerle beraber. Abdülbaki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Abdülbaki Bey, bildiğimiz üzere Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın HDP'nin kapatılması ve aynı zamanda 451 kişiye siyasi yasak konulmasını talep eden iddianamenin ilk incelemenin ardından kabul etti. Ve HDP İzmir İl Binası'na yapılan saldırı ve kapatma süreciyle ilgili de yorumlarınızı merak ediyorum. Bizi nasıl bir süreç bekliyor? HDP kapatılırsa ne olur? Ya öncelikle tabii bu davanın siyasi bir dava olduğu ve siyasilerin yoğun baskıları sonucu iddianame hazırlanarak Anayasa Mahkemesi'ne sunulduğu kabul görmektedir. Hakikaten de yani bu iddia, bu yaklaşım bizim açımızdan da doğru görünüyor. Çünkü dün bile Anayasa Mahkemesi'nin önünde duran bir davayla ilgili hem Cumhurbaşkanı'nın hem de müttefikleri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından da açıkça görüyoruz. Yani mahkeme üyelerinin önünde olan bir dosya için hala kapatılmamak üzere bunun sonuçlanmasını istemek veya bu durumda dahi HDP'yi ve üyelerini terörle ilişkilendirmek doğrudan yargıya müdahaledir. Yani bu hukuki açıdan, ahlaki ve siyasal ahlak açısından hiçbir şekilde kabul edilemez bir durumdur. Dolayısıyla hukuki açıdan bu konuyla ilgili bir fikir ileri sürmek, düşünce söylemek son derece yanlış diye düşünüyorum. Bu nedenle olaya daha çok siyasi açıdan bakmak gerekir. Buradan ne murad ediliyor? Amaç nedir? Neden HDP kapatılmak isteniyor? Esas itibariyle bu iddianamenin arka planında da bunları görüyoruz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin nasıl karar vereceği konusunu tabii ki bilemeyiz ama kişisel olarak beni çok da ilgilendirmiyor. Çünkü bu ülkede bir hukuk hakimiyetinin söz konusu olmadığını biliyoruz. Elbette yani hukuka inanan, hukukun gereklerini yerine getirmek isteyen yargıçlar vardır, mahkeme üyeleri vardır. Ama bunların nasıl bir baskı altında tutulduğunu da hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle buradan çıkacak herhangi bir sonucu ben kişisel olarak, hukuki olarak değerlendirmem. Bugün de değerlendirmem tamamen siyasidir. Yani bir şekilde kapatılmasa dahi, düşünebiliyor musunuz? Hiçbir ceza uygulanmasa, hiçbir müeyyidesi olmasa dahi, yani siyasi yasaklar veya işte hazineden pay alma gibi yasaklamalar gelse dahi, bu davanın hukuki bir boyutunun olduğunu düşünün. Bu son derece üzücü bir durumdur. Ülkenin içinde bulunduğu durumu da vehameti de açıklaması bakımından da önemlidir. Bu nedenle sürekli devamlı HDP'nin baskı altında tutulması, sürekli tehdit edilmesi, sürekli terörle ilişkilendirilmesi ve devamlı olarak bir gerilimin, bir gerginliğin parçası olarak görülmesi Türkiye'de siyaset tarzını da
açıkça ortaya koymaktadır. Evet, buyurun. Peki şimdi buyurun. Baktığımızda acaba bu kapatma davası süreci iktidar için ters teper mi? Şimdi iktidar için ters tepmekten ziyade Türkiye açısından, Türkiye'nin siyaseti açısından ve uluslararası ilişkileri açısından, Türkiye'de güvence açısından, siyasi partilerin güvencesi açısından bir defa nasıl bir konumda olduğunu göstermektedir. Bu nedenle birinci derecede bunu önemsiyorum ve mevcut iktidar açısından şöyle önemi var. Sürekli bir gerginlik, gerilim ortamı oluşacak ve bu ortamdan da iktidar beslenmeye devam edecek. Hesaplar büyük ölçüde bunun üzerinden yapılıyor. Yani şimdi diyelim ki bu HDP'nin yararına bir sonuç doğursun. Yani işte seçmen kitlesi daha artsın. HDP'nin ileride milletvekili sayısı, belediye başkan sayısı daha da artsın. Bu bizim açımızdan bir şey ifade etmez ki. Bir defa bu uygulamalar son derece yanlış, insan haklarına aykırı, hukuka aykırı, Türkiye'nin iç barışına bir tehdit oluşturuyor ve toplumsal barışın zeminini tamamen ortadan kaldırıyor. Bizi ilgilendiren bu boyutu. Yoksa buradan AK Parti ne kadar kazançlı çıkar, ne kadar zararlı çıkar, HDP nasıl kazançlı çıkar veya nasıl zararlı çıkar, bunlar ayrı tartışma konuları ve bizi de kişisel olarak, beni de bunlar çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren boyutu bir siyasi partiye hukuka aykırı bir uygulamanın yapılarak sürekli baskı ve tehdit altında tutulmasıdır. Türkiye'de baskı altında tutulan bir partinin siyaset yapabilmesi, siyasi faaliyetlerde bulunması nasıl mümkün olacak? Zaten bugüne kadar görüyoruz ki bırakın HDP temsilcilerinin rahat siyaset yapması, ana muhalefet partisi liderinin ve diğer parti liderlerinin toplum arasında herhangi bir militanın saldırısına uğraması sürekli gündemde. Hepimizin böyle bir kaygısı var, endişesi var. Çünkü bunları yaşadık. Ana muhalefet partisi liderine yönelik linç girişimi oldu. İyi Parti liderine yönelik saldırılar oldu. Ve bu saldırıları tasvip eden, benimseyen bir iktidar anlayışının ortaya çıktığını da gördük. Hatta bunlar iyi günlerinizdir diye. Yani durun, oturduğunuz yerde oturun. Bunlar daha henüz sizin iyi günleriniz. Daha ne günler göreceksiniz? Şimdi böyle bir anlayışın siyasal alanda hüküm sürmesi bir ülkede iç barışın istenmediğini gösterir. Yani bu ülkede insanların yan yana, farklı fikirleriyle, farklı politik tercihleriyle, farklı ideolojik tercihleriyle bir arada bulunmasını tehdit eden bir anlayıştır. Bu tehdit üzerinden değerlendirdiğimizde HDP'nin en azından kapatılmak üzere Anayasa Mahkemesi'nin önüne bir dosyanın gitmesi dahi bu tezimizi doğrular. Yani gerginlik ve gerilim ortamının muhafaza edilmesi istenmektedir. Bu boyutuyla iktidar için elbette avantajlı görünüyor. Çünkü iktidar bundan besleniyor. İktidarın ortakları, iktidardaki işte Cumhur İttifakı dediğimiz koalisyon, gerilimden, gerginlikten, kutuplaşmadan, düşmanlıktan, sürekli meydan okumalardan, sürekli tehdit etmekten beslenen bir anlayışa sahip. Bu bakımdan HDP'nin kapatılmasının iktidarın lehine olacağı açık bu yönüyle. HDP'ye nasıl bir zararı olur? HDP'ye siyasi anlamda verilen zarar Türkiye siyasetine ve Türkiye'nin barışına, huzuruna zarar verir. O açısından ben HDP'ye bir zarara yol açacağını düşünmüyorum. Bir kayba yol açacağını düşünmüyorum. Önemli olan burada HDP yöneticilerinin bu süreci
sağduyu ve makuliyetle yönetebilmeleri, iktidar ve Cumhur İttifakı'nın bu gerilim tezgahlarına düşmeden sağduyu elden bırakmamaları. HDP'nin böyle bir strateji uygulaması durumunda ben HDP'nin de siyasetin de kazanacağını düşünüyorum. Ama HDP yöneticileri de iktidarın bu meydan okumalarına meydan okuyarak cevap vermeleri, onların da gerginlik ve gerilimden beslenmeyi bir yöntem olarak seçmeleri durumunda kendilerinin de kazançlı çıkmayacağını düşünüyorum. Siyasetimizin de kazançlı çıkmayacağını düşünüyorum. Bu bakımdan buradaki temel mesele muhalefetin ve özellikle HDP'nin stratejisi olacaktır. Hiç kimsenin de kapatmayı hesaba katmadan veya kapatılmamayı hesaba katmadan böyle bir strateji geliştirmesini bekliyorum. Yani muhalefetin HDP ile birlikte bir sağduyu siyasetini, bir makuliyet siyasetini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve muhalefetin kendi içinde bu anlamda bir diyalog geliştirmesi, bu anlamda bir uzlaşmaya varması, bu diyalog ve uzlaşmayı geniş bir tabana yayarak iktidarın bu tezgahını, Cumhur İttifakı'nın bu oyunu bozması gerekir. Bizim beklentimiz bu yönde. Ben sağduyu siyasetinin de bunu gerektirdiğini düşünüyorum. Bunu da zamanla göreceğiz, bakacağız. HDP iktidarla paralel bir şekilde gerilimi mi tırmandıracak? Yoksa bu mağduriyetini, bu mahrumiyetini, bu mazlumiyetini makul bir siyasetle kendisini makuliyet çerçevesinde haklı çıkaracak bir yöntemle mi siyaset yapacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Burada ben beklentim doğrusu HDP ve muhalefet partilerindendir. İktidardan bir beklentim yok. Çünkü iktidar partileri, Cumhur İttifakı stratejik olarak zaten bundan besleniyor ve böyle olmasını istiyor. Bu oyunu bozacak şey makuliyettir, siyasettir, uzlaşıdır, diyalogtur. Toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelme ve yan yana durma yolunu ve yöntemini bulmaktan geçiyor. Beklentim ve temennim de bu yönde. Abdülbaki Bey, yine sizin geçen hafta yayımladığınız bir yazınız vardı. O yazıyı bizler okuduk ve orada makul siyasetin yeni adresi olarak demokratik sağ ifadesini kullandınız. Ve Türkiye'nin aradığı huzur ve refah ortamının anahtarı olarak gördüğünüz demokratik sağ tam olarak nedir? Nasıl bir makul siyaset görüyorsunuz? Ve bu siyasete kimler öncülük edebilir? Şimdi mevcut bugünkü siyasete karşılık bir merkez siyaset iddiası var. Bunun toplumsal karşılığı da var. Ama bu merkez siyaseti tanımlayan kimse yok. Nedir merkez siyaseti? Merkezden amaç nedir? Yani herkes işte merhum Özal'ı örnek göstererek siyasal stratejisini, siyasal hamlesini bugüne taşımak istiyor. Oysa Özal'ın şartları farklıydı. Bugünkü koşullar farklıydı. O günkü koşullarda doğru olanı buldu ve yaptı merhum Özal. O dönemde işte junta öncesi Türkiye'de sağ-sol çatışması söz konusuydu ve bunun içerisinde farklı olarak milliyetçilik, İslamcılık gibi başka ideolojiler de etkin hale gelmişti ve bunlar arasında bir kutuplaşma, bir düşmanlaşma söz konusuydu. Askeri junta ile birlikte bir askeri vesayet oluştu. Vesayet sonrası siyasi partiler yeniden seçim hakkı elde ettiler. İşte merhum Özal da o günkü koşullarda bu düşmanlaşmış eğilimleri, bu kutuplaşmış eğilimleri bir araya getirmenin bir formülü olarak merkez siyaset adı altında ortaya çıktı ve başardı. Ama geçici bir şeydi bu. Zaten bir dönem Özal'la birlikte devam etti. Daha sonra yavaş yavaş Anavatan Partisi dahi milliyetçiliğe, sağa doğru kayarak hayatiyetini tamamlamış oldu.
Yani dolayısıyla merkez denilen siyaset tarzı dönemseldir Türkiye'de. Bugün de böyle bir şeye ihtiyaç olduğu söyleniyor. Evet, toplum kutuplaşmış, toplum düşmanlaşmış gerçekten. Ayrıştıkça ayrışıyoruz, bölündükçe bölünüyoruz, kutuplaştıkça kutuplaşıyoruz. Peki bu nasıl siyasal alanda bir araya gelebilir? Tabii politikacılar bunu tekrar Özal döneminin şartlarına uyarlayarak buradan da bir merkez siyasetinin çıkarılabileceğini düşünüyorlar. Bu bağlamda koşullar var mı? Var. Ama ben bunu kalıcı bir çözüm siyaseti olarak görmüyorum. Bu nedenle şunu önerdim. Dedim ki ya merkez siyasetinin ne olduğunu kimse tanımlayamıyor. Merkez siyaseti sonuçta çevreyi merkeze eklemlemekse ortaya çıkacak olan yeniden bir statükodur. Yani Anavatan Partisi'nden sonra da bu statüko oluştu. İşte AK Parti'den sonra da bu statüko oluşacak. Yani bu kaçınılmaz bir şeydir. Nasıl AK Parti merkez iddiasıyla, merkez muhafazakar, işte muhafazakar demokrat, işte herkese açık, yani bir Kürt'ü, bir solcuyu, bir Alevi, bir milliyetçiyi, bilmem bir İslamcıyı bir araya getirerek siyaset oluşmaz. Bu mevcut koşullardan bir fırsat devşirmektir. Hı hı. Ben de bu fırsatçılığı bir tarafa bırakarım. Siyasetçilerin siyaset üzerinde yeniden düşünmeleri gerektiğini ve bu bağlamda Türkiye'de hem sosyal demokrasi alanının hem de demokratik sağ alanın boş olduğunu ve bu alanda bir siyasetin inşa edilebileceğini ortaya koymaya çalıştım. Benimki bir fikir egzersizidir. Benimki bir öneridir. Tartışılması gerektiğine inandığım bir fikir. Solda bugün için sosyal demokrasinin oluşumunu zor görüyorum. Çünkü bir tarafta ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi var ve sol iddiasında. Diğer tarafta HDP var, yine sol iddiasında ama her ikisinde de ben ideolojik yapılanmanın radikal olduğunu düşündüğüm için buradan makul bir sosyal demokrasi hareketinin bugün için oluşabileceğini düşünmüyorum. Sağa bakınca şimdi ortada sağ yok. Şimdi iktidar radikal milliyetçi, radikal dinci bir kalıba girmiş durumda. Muhalefette ise sağda konumlanmış ve İyi Parti var. O da zaten kendisini milliyetçi olarak tanımlıyor. Dolayısıyla milliyetçi sağı temsil ediyor. Orada da demokratik sağı temsil eden ben bir parti veya bir siyasal hareket görmüyorum. Bu nedenle öneriyorum, diyorum ki ya bu sağ siyasetin tarafını tutanlar, sağda siyaset yapmayı düşünenler demokratik bir sağ siyaseti oluşturabilirler. Bu ne demek demokratik sağ siyaset? Gelenekçi sağ siyasetin milliyetçiliğinden, radikal milliyetçiliğinden, işte bilmem dinbazlığından, tutucu muhafazakarlığından sıyrılarak özgürlükçü, işte Avrupa Birliği kriterlerini esas alan demokrat bir sağ siyaset inşa edilebilir. Dolayısıyla sosyal demokrasi de kendi içinde onlar da bir siyasal hareket inşa edebilirler, etmeliler. Dolayısıyla bu radikal ve ideolojik siyaset yapanlar daha farklı partilerde demokrasinin gereği olan haklarını kullanabilirler. Ama Türkiye'de denge siyasetini oluşturmak için gerektiğinde uzlaşabilecek, gerektiğinde anlaşabilecek bir demokratik sağa ve bir demokratik sola ihtiyaç var. Bakınız bunun bir örneğini biz aslında yaşadık. Yani merhum Erdal İnönü ile merhum Süleyman Demirel esas itibariyle böyle bir uzlaşmanın, diyaloğun ve anlaşmanın mümkün olabileceğini gösterdiler. Koalisyon kurdular.
ve sonra merhum İnönü, merhum Demirel'in cumhurbaşkanı olmasını sağladı. Bundan daha açık bir örnek olabilir mi? Türkiye'de örneği var. O zaman uzlaşma siyaseti mümkündür. Bu diyalogla mümkün olur ama bunun zemini demokrasiyle ancak gerçekleşebilir. Bu nedenle ben sağ siyasetinde, sol siyasetinde demokrasi zemininde yeniden yapılanması gerektiğini iddia ediyorum. Bunun toplumsal karşılığı var, bunun siyasal koşulları mevcuttur. Çünkü ortada ne sosyal demokrat bir parti vardır, ne demokratik sağ bir parti vardır. Siyaset bitmiştir, Türkiye'de siyaset radikalleşmiştir, Türkiye'de siyaset tamamen ideolojik alana hapsolmuştur veya çıkar aracına dönüşmüştür. İşte bugün geldiğimiz noktada görüyoruz, siyaset ve çete ilişkileri, siyaset ve mafya ilişkileri, siyaset, medya, çete ilişkileri, bilmem siyaset, medya, mafya ilişkileri alabildiğine Türkiye'de yaygın olarak tartışılmakta ve Türkiye'de devletin bütün kurumları aynı tehlikeyi, aynı tehdidi yaşamaktadır. Yani biz bugün itibariyle sadece siyaset, iktidar anlamında söylüyorum, siyaset değil, devletin bütün kurumlarında bir çeteleşmenin, bir örgütlü yapılanmanın olduğunu görüyoruz. Peki bunu nasıl telafi edeceğiz? Bunu şeffaf bir siyasetle, açık bir siyasetle, şundan bundan hesap sorarak mümkün değil. Bu hesabı soracak olan yargıdır, hukuktur. Hukuk tesis edersiniz, hukuku teminat altına alırsınız, yargı bağımsızlığını bırakırsınız yargıya. Yargı burada gereğini yapar ama siyasetin yapması gereken bu zemini oluşturmak. Ve siyasetin yapması gereken önce kendi içinde bir açıklık, bir saydamlık, bir şeffaflık oluşturmasıdır. Bütün bunların çözümü şeffaf siyasettedir. Açık politikalardadır. Başka türlü çeteler temizlenemez. Başka türlü rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük önlenemez. Siz hangi sistemi inşa ederseniz edin, hangi kanunu getirirseniz getirin, eğer şeffaflık yoksa, açıklık yoksa rüşvet devam eder, yolsuzluk devam eder. Hele hele bizim gibi ülkelerde otoriter siyasetin egemen olduğu bir ülkede yolsuzlukları kanunlarla önlemek mümkün değil. Çünkü kanun şahsın kendisidir. Yani kanun o kurumun başındaki adamdır. Genel olarak kanun ülkeyi yönetendir. Ülkenin cumhurbaşkanıdır. Sonra kanun dediğiniz şey işte herhangi bir kurumun başındaki insandır. Dolayısıyla bu yetkiyi şeffaflaştırmak lazım. Açık hale getirmek lazım. Bunu yapacak olan da siyasettir. Şimdi merkez kimliğine saklanarak savcılık yapmaya gerek yok. Merkez kimliğine saklanarak solculuk yapmaya, milliyetçilik yapmaya, ırkçılık yapmaya gerek yok. Ben Türkiye'de merkez siyasetinin ne yazık ki böyle bir şemsiye oluşturduğunu, toplumsal barış yerine bu tür ideolojik kesimler için bir şemsiye oluşturduğunu düşünüyorum. Bu nedenle siyaset için, demokratik siyaset için şeffaf bir ortam gerekiyor, açık bir ortam gerekiyor. Mesela örnek vereyim size. Ya işte Cumhurbaşkanı da bir şeyde yaptı, bir mitingde. İşte parti, AK Parti'de Kürt yoktur diyorlar. Alın size bir Kürt. Birisini çıkardı. Alın size bir Kürt daha. Bir tane daha çıkardı. Bu da bonusu diye birisini daha gösterdi. Ya bu üzülecek, ağlanacak bir halimizdir. Oysa bir partinin, bir siyasetin ilkeleri olur. Kürt o ilkelere göre orada siyaset yapar. Alevi o ilkelere göre orada siyaset yapar. Dolayısıyla şemsiye dediğimiz şey aleni açık partinin programı olması lazım. Dolayısıyla ben bir Kürt olarak siyaset yapmak istiyorsam bir partinin ilkelerine göre o partide siyaset yapmalıyım.
Yoksa ben Kürdüm diye bir parti beni götürüp bir seçimde alın size bir Kürt burada işte. Kim demiş Kürt yok? Bu nereye kadar devam edecek? Bu hamaset, bu popülizm Türkiye'ye ne kazandıracak? Bugün de merkez iddiası böyle görünüyor. Bakıyorum, konuşuyor insanlar, siyasette çözüm arayanlar. Ya diyorlar ki işte biz yeniden işte Alevi kesiminden, Kürtlerden, işte solculardan, liberallerden, işte bazı önemli isimleri bir araya getirerek Türkiye'nin önünü açabiliriz. Ya bir dönemlik bunu yapabilirler. Yapılabilir. Türkiye'nin koşulları buna uygun. Ama kalıcı bir siyaset bu yapıyla sürdürülemez. O zaman ilkeler koymak lazım diyorum. Bunun için öneride bulundum. Abdülmakit Bey, peki kirlenmiş bu siyasetin içinde, yani sizin de dediğiniz gibi mevcut siyasetin içinde artık toparlanabilme şansımız yok. Kirlenmiş bir durumdayız. Kurumlar kirlenmiş, kurumlar berbat bir halde. Devlet, mafya ilişkileri, örgütleri derken merkez sağ veya merkez sol. Yani bu kadar bir karmaşıklığın içine girmişken biz bir Türkiye olarak bu Türkiye'yi toparlayabilecek yeni bir siyasi lider görebiliyor musunuz? Yani bu nasıl toparlanacak? Çünkü şu an bu muhalif ve mevcut siyasetin işte bunu göremiyoruz. Yani şimdi izleyicilerimiz de bunu merak edecek. Evet, çok güzel açıkladınız, çok güzel yorumladınız. Ama bu kadar kirlenmişin işte bu şeffaflık yeniden nasıl oluşturulacak? Nasıl başaracağız? Bir dönem olabilir, evet, dediğiniz gibi. Ya peki ilerleyen dönemlerde o zaman yine biz eski Türkiye'ye geri mi döneceğiz? Ben şunu diyorum. Aranarak lider bulunmaz. Bekleyerek de lider gelmez. Bizde böyle bir kültür var zaten. Mehdi bekliyoruz, Mesih bekliyoruz. Bizim böyle bir kültürümüz var. Dolayısıyla siyasette de bugün birçoğu işte lider bekliyor veya bazı insanlar da bir lider arıyor. Bunları gözlemliyorum ben. Elbette lider önemlidir. Ya bu inkar edilemez. Ancak lider aranmaz. Lider tartışılır. Peki nerede tartışılır? Önce siyasal bir zemin oluşturacağız. Yani nasıl bir lider gerekiyor, onu bir zeminde tartışmak lazım. İşte siyasetin ana zemini orası. Demokrasinin ana zemini orası. Benim dediğim şey bu. Diyorum ki siyasal meselelerimizi, lider de dahil, Türkiye'nin nasıl yeniden işte istikametini doğru yöne çevirmesini sağlayacağız gibi soruların cevabını bulmak için bir lider beklemek yerine, bir lider aramak yerine bunu konuşacak bir zemin oluşturulur. Bunlar o zeminde konuşulur. Bunu konuşacak gerçekten nitelikli siyasetçilerimiz var. Nitelikli devlet adamlarımız var. Aydınlarımız var, entelektüellerimiz var. Ama bu zemini sağlayacak bir imkan görünmüyor. İktidar da buradan besleniyor. Muhalefet, diyelim toplumsal muhalefet, ya bir lider yok ki işte oylarımızı oraya verelim. Böyle deniyor. İşte ya gösterin bir lider de biz peşinden gidelim. Şimdi toplum bunu diyebilir. Halk bunu söyleyebilir. Ama siyasetçilerin, aydınların bunu söylemeye haklarının olmadığını düşünüyor. Bunu söyleyeceklerse oturacaklar, bir zeminde bunu tartışacaklar. Önce o zeminde Türkiye için nasıl bir siyaset ve bu siyaset için nasıl bir liderlik mümkündür? Ve ben Türkiye'de bu anlamda liderin de var olduğunu, liderlerin de var olduğunu, yeterince hatta fazlasıyla kadronun da olduğunu, hatta bugün birçok siyasetçinin, birikimli, tecrübeli, deneyimli siyasetçinin köşesine çekildiğini de biliyoruz. Bunlar bu zeminde konuştukları zaman, tartıştıkları zaman liderin ortaya çıkması daha kolaylaşır. Eğer biz böyle bir ortamda bir siyasal strateji ve liderlik geliştiremezsek, bu sefer bizim dışımızda oldu bittiyle bir liderlik oluşacak ki bunun da
en sonunda geldiği yere hizmet etmekten başka bir amacı olmayacak. Dolayısıyla siyaset kendi zemininde lider çıkaracak. Ismarlama liderden kalıcı bir siyaset de gelmez. Bir tane lider gösterir. Böyle bir lider yok. Ama siyasetin çıkardığı liderlere bakın. Hala rahmetli anıyoruz. Eleştirebiliriz, beğenmeyebiliriz. Ama sonuçta potansiyel olarak siyasi yönü fazla olan insanlardır. Bugün de bu mümkündür. Sağda da mümkün, solda da mümkün. Ama biz evimizde oturup lider beklersek veya işte bir lider çıkarın da peşinden gidelim demekle bu hareketler oluşmaz. Bir de kötünün tercihi yok. Yani bir yerde bir kötülük varsa, bugün diyelim Türkiye'de hakim olan nedir? Yolsuzluklar var, talan var, hırsızlık var, hukuksuzluk var, keyfilik var, işte yargısız infazlar var, dilediklerini işte kapatıyorlar, dilediklerine hayat hakkı veriyorlar. Şimdi böyle bir ortamda bunlardan daha iyisi çıksın da verelim demek doğru olabilir mi? Ya önce yanlış olanı ortaya koymak lazım. Bu yanlış. Bir defa bu yanlış. Bu yanlışla insan olarak ben bağımı kesmek zorundayım demeliyim. Sonra iyisine bakmalıyım. Daha iyisine bakmalıyım. Hiç kimse yok demek doğru değil ki Türkiye'de. Yani çok sayıda parti var. Türkiye'de siyaset yapan çok sayıda insan var. Bütün bunları biz şimdi itham edemeyiz, suçlayamayız. Bugün ben hiçbir partinin genel başkanını itham edecek durumda değilim. Etmem de. Eleştirim benim partilerin programlarındadır. Partilerin yöntemlerindedir. Partilerin hedeflerindedir. Mesela nasıl eleştiriyoruz? Diyoruz ki ya niye demokrasi zemininde bir araya gelmiyor bu partiler? Gelmiyorlarsa demokrasiyle bir problemleri var demek. Yani HDP ile problemli olmak ayrıdır. Demokrasiyle problemli olmak ayrıdır. HDP ile partiler problemli olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi de, İYİ Parti de, başka bir parti de HDP ile problem yaşayabilir. Zaten HDP ile rekabet içerisinde olacaklardır. Ama demokrasiyle problem yaşıyorlarsa İşte sorunumuzun temeli oradadır demek. Ben mesela bu partileri böyle eleştiriyorum. Diyorum ki yani HDP'yi bahane gösterenlerin esasen meselesi demokrasidir. Demokrasiyle sorun yaşıyorlar. Yoksa ben kişisel olarak da herhangi bir partinin HDP'yle ittifak yapması gerektiğini de savunmam. Onlar birer tercihtir. Onlar politik tercihlerdir. Bir parti, herhangi bir parti, mesela İYİ Parti HDP ile ittifak yapmak zorunda değil bir seçim ittifakı. Ama demokraside ittifak yapmak zorundadır. Eğer demokrasi iddiası varsa. Şimdi iktidar partisi de eğer bir demokrasi iddiası olsaydı HDP ile bu kadar kavga etmezdi. HDP'yi böyle düşmanlaştırmazdı. Çünkü onun ne kadar siyaset yapma hakkı varsa HDP'nin de bu kadar siyaset yapma hakkı var. HDP de yasal bir parti. Yasal bütün sorumluluklarını yerine getirerek kurulmuş bir parti. Onun politikalarını tasvip etmeyebilirsiniz. Yöntemlerini tasvip etmeyebilirsiniz. Ve onunla bir seçim ittifakı kurmayabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama ben bir araya gelmem dediğinizde o zaman bu tavır bana göre demokrasiye karşı takılmış bir tavırdır. İşte benim muhalefetim bu noktada olur. Yoksa iki parti bir araya gelmiyor diye, seçim ittifakı yapmıyor diye beni eleştirmem. Ama iki parti demokratik zeminde bir araya gelip meseleyi konuşmuyorsa, tartışmıyorsa, Türkiye için bir çözüm yöntemi bulmak için birlikte çaba göstermiyorlarsa, burada mesele partiler değil. Mesela bu partilerin demokratik tutumudur.
bu partilerin demokrasiyle ilgili sorunları var demektir. O zaman ben de kendime göre haklı olarak bu tutumu eleştiriyorum. Yoksa bugün geldiğimiz noktada işte HDP'ye yönelik bu kapatmayı ahlaki olarak, hukuki olarak, demokratik düşünce olarak tavır koyulmazsa, bunun yanlış olduğu söylenmezse, bunun siyasi bir dava olduğu açıklanmazsa, o zaman bu siyasi partilerin hukukla sorunu var, demokrasiyle sorunları var. Demektir ki bu daha vahim bir durumdur. Bu nedenle ben herkesin sağduyu ve makuliyet içerisinde olayları değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. HDP'yi de böyle değerlendirmek lazım. Makul siyasetine kim aykırı hareket ediyorsa, kim gerilim, gerginlikten besleniyorsa, bu HDP olur, bu başka bir parti olur. Bunun toplumsal bir yararı olmadığını bilmemiz lazım. Ülkemize bir yararının olmadığını bilmemiz lazım. Tekrar HDP'nin makuliyet ve sağduyuyla bu mağduriyeti gidermek için mücadele vermesi gerekir. Ama bunu yaparken yani kutuplaşarak, daha çok gerginlik çıkararak değil, daha akılcı bir yöntem ileri sürerek yapması gerektiğini düşünüyorum. Bugün HDP'ye sahip çıkılmadığında yarın bir başka partiye de sahip çıkılması mümkün değil. Demokrasi dediğimiz sistem, düşünce, anlayış, bir kurallar, bir temayüller, bir tahammüller, bir tecrübe, bir geleneksel yapıyla bir bütündür. Bütün bunları bir arada tutarak siyasette değerlendirme yapılmalıdır. Demokrasilerde rekabet var, demokrasilerde mücadele var ama demokrasilerde düşmanlık yok. İşte demokrasinin avantajı o, düşmanlık yok. Bugün herhangi bir partiye düşmanlık, toplumun herhangi bir kesimine düşmanlık yapmaktır. Bak, çok açık altını çizerek söylüyorum. Herhangi bir partiye düşmanlık, o partiye destek veren, oy veren toplumsal kesime düşmanlık yapmaktır ki bu tehlikeli bir durum. Bu ayrımcılıktır. Bu kabul edilemez. Bu nedenle partilerin politikalarına, fikirlerine, stratejilerine, yöntemlerine elbette itiraz edeceğiz. Elbette ya destek verir ya da muhalefet ederiz. Ama asla düşmanlık yapmamalıyız diye düşünüyorum. Bugün ben aynı şeyi, belki çok garip senecek ama AK Parti ve MHP için de düşünüyorum. Asla bu partilere, onlara oy verenlere, o kesime düşmanlık yapmamak gerekir. Asla düşman görmemek gerekir. Partinin politikalarına, aktörlerine, yöneticilerine muhalefet etmek, onları eleştirmek hepimizin sorumluluğudur. Ama düşmanlık yapmak gibi kimseye bir hakkımız olmamalıdır diye düşünüyorum. Abdülbaki Bey, güzel değerlendirmeleriniz ve sorularımızı detaylı cevapladığınız için ben çok teşekkür ediyorum size. Programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum. Size başarılı yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Hep böyle devam edin. Çok teşekkürler. Kürsü TV'den bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarımızda tekrardan sizlerle görüşmek üzere.